Skype bağlantımızı yapalım. Aspor ha, yorumcusu Hamdi Arslan bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ciddi yayınlar. Günaydınlar diliyorum. Teşekkürler. Bizler de sizlere kolaylıklar dileyelim. Malatya Spor Trabzon Spor maçını birazdan soracağım size. Beklentilerinizi tabii ki alacağım her zaman olduğu gibi. Ama oynanmış maçlar üzerinden biraz konuşursak sizin için sürpriz bir sonuç, sürpriz bir performans var mıydı derbiyi ayrıca değerlendiririz tabii. Yani e, yani artık oyunlar çok zorlaşıyor tabii ki dedim e, yani özellikle alttaki oyunlar e, birazcık daha yani e, takımın hem motivasyon anlamında hem e, birazcık daha sakinlik anlamında e, ihtiyaç olduğu bir e, alt alt taraf yaşanıyor diye düşünüyorum e, çok zor geçiyor yani e, dediğim gibi skorların çok fazla tahmin edilmediği bir e, dönem yaşıyoruz yani oyunun nasıl bize bir maçı anlatacağını, maç öncesi beklemek birazcık daha farklılaşacak artık bu dönemlerden sonra. Tabii ki maç dönemlerinin yoğunluğu, yani bakıldığı zaman 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 oyuncu sakatlıkları, oyunun bozulması. Yani ligin bundan sonraki süreç içerisinde bir hayli sürprize açık sonuçları yakalayabileceğimizi tahmin ediyorum ben peki şimdi bu akşamı bir konuşalım istiyoruz sizinle. Trabzonspor'u zaten sürekli beraber değerlendiriyoruz. Bugün Malatya Spor'a konuk olacaklar. Tabii başlattıkları bir kasket modası da var. Sizinle üzerine sohbet etmiş miydik bilmiyorum ama camiaya adeta bütünleştiren de bir figür haline geldi. Bir şu anda galibiyetlerin simgesi. Belki de sezon sonu için şampiyonun simgesi olacak bir nokta. şimdi 5'te 5 beş yaparlar mı? Size göre takımda nasıl bir hava var? Çok olumlu bir kenetlenme yaşanıyor şu anda. Ne diyorsunuz? Yani ben tabii ki bunun yani sonuçlar e, bakıldığı zaman eğer istediğin sonuçları alırsan saha içerisinde, takım içerisinde dediğiniz gibi bu kenetlenmek, arkadaşlık, takım olmak, e, birbirine sahip çıkmak, birbirini korumak e, kavramları çok daha gelişiyor. Çok daha yukarıya çıkıyor. E, bu anlamda Trabzonspor e, bakıldığı zaman saha içerisinde oyun oynamayı düşünen, yani oyunu sadece ee, oyuna keyif katmak, oyuna zevk katmak, oyuncu performansının gelişmek bölümü içerisinde. O yüzden takım olarak da e, bence e, yani psikolojik anlamında da mental anlamda da çok e, doğru gidiyorlar. Çok sağlıklı bir e, saha içi e, duruşları var. Bu da takıma oyunun e, daha geliştiriyor, oyunu daha farklılaştırıyor. E, form durumları iyi, bakıldığı zaman yani Kenardan gelen oyuncuların da Trabzonspor'a değer kattığı bir döneme girdiler. Bu daha büyük bir bence önem taşıyor. Ee, ama dediğim gibi yani maçlar çok zor olacak. Ee, zor geçecek özellikle yani yukarıdakileri aşağıdakileri bakıldığı zaman e, birazcık daha bence hem temponun hem oyun sertliğinin e, daha zor olacak olduğu maçlar oynayacak. Yani ligimizdeki hı hı. biraz oyunlara bakıldığı zaman bizi de aslında keyifsizleştirilen bazı tabii ki oyunların çok durması, oyunların çok yavaşlanması, yani çok kolay sakatlanma pozisyonları. Birazcık olsun oyunu değerini aşağıya çekiyor. Bunlar olmadığı takdirde bence kalan sürede izleyecek olduğumuz maçlar ligin sonuna kadar bize bir keyif verecek. Tabii ki Malatya Spor bakıldığında aslında hücum gücü yüksek bir takım olarak ben görüyorum. Yani Hamza Hoca her zaman oyunu oynatmaya çalışan bir takım. Çok defansif olarak. E, topun arkasında çok kalan bir e, takım içerisinde hiç olmuyorlar. O yüzden ben bugünün e, pozisyonlu bir oyun olacağını ben düşünüyorum. E, bakıldığı zaman oyun seyri, oyun keyfi, tabii ki sağ zemini buna müsaade ettiği süre içerisinde ben herkesin keyif alacak olduğu bir oyun bekliyorum. Hı hı. Bu arada şöyle geçmiş istatistiklere de e, bakıyorum. Karadeniz temsilcisi Malatya Spor'a rakip olduğu son 4 süperlik karşılaşmasında kazanmış hocam. Toplam 10 gol var. Trabzonspor'da bir ilkin peşinde. Gençler Birliği ve Beşiktaş engellerini 2-1'lik skorla açmıştı biliyorsunuz. Mağlup ederse Malatya Spor ilk defa dış sahada yanılmıyorsam üst üste 3. kez de kazanmış olacak. Yani yeni serilerde oluşturuyor bir yandan Trabzonspor. Ee, en büyük problem zemin sanırım değil mi? Yeni Malatya Spor'un e, zeminindeki sıkıntı biraz Abdullah Avcı düşündürüyormuş gibi duruyor. Gelen notlar en azından öyle. Yani tabii konuşulan problem o. Ee, yani şu an tabii ki zeminin hangi pozisyonda olduğunu bilmiyoruz. Ee, ama tabii ki bu sadece Trabzonspor'u e, olumsuz etkileyecek bir e, şey olduğunu Ben düşüyorum Malatya Spor'da bu. bu. Ee, eğer zemin e, olumsuzlusa bundan etkileneceğini ben düşünüyorum. Çünkü onların oyunu da e, pas oyununa e, ve hani bakıldığı zaman oyun yapıları çok sert olup oyun bozmak düşüncesinde olan bir takım olmadıkları için. Yani iyi bir zemin her iki takımın oyuna değer katacağını ben düşünüyorum. E, Trabzonspor zaten e, bu yani bakıldığı zaman oyunun e, karakteristik yapısı tamamen pas oyuna dayalı. Sabırlı oynamaya çalışan e, yani oyunun genelde ayağa oynanan bir e, düşünce içerisinde. E, i̇nşallah zemin beklediğimiz kadar kötü olmaz. Bu akşamki oyun bize keyif verir. Gözler yine tabii Vakayme'de olacak. Yeni Malatya maçlarını seviyor. 5 maçta 3 gol atmış bir de asist yapmış başarılı oyuncu. Yani kimler ön plana çıkabilir bu akşam Trabzonspor'da? Yani şey diyeyim, Abdullah Hoca'nın takımında e, yani biraz detayla bakıldığında çok bireysel e, oyuncuların performansıyla maç kazanılma düşüncesinin ben biraz arka planda kaldığını düşünüyorum. Yani takım oyununa çok daha değer veriyor. Takım oyunu çok daha önemsiyor ve girişiminin bu hep beraber olması düşüncesi içerisinde oluyor. E tabii ki bireysel yetenekler var yani Vakıyeme yani Beşiktaş maçından sonraki ...içeride Çeride Spor maçındaki performans arasında bayağı bayağı bir fark var. Yani Aha. bakıldığı zaman e, herkes o performansı veya oradaki oyunu bekliyordu ama bu bir e, saha içerisindeki oyunla alakalı bazı oyuncuların iyi performansı rakibin oyunuyla alakalı. Yani o günkü Vakıyeme eee Spor savunmasının arkasında yani bakıldığı zaman 2-3 tane oyuncunun kademesiyle karşılaşıyoruz ve e, yani o oyunları çözmek çok kolay değil. Aslında burada oyuncunun e, böyle bir oyunda farklı bir oyun yapısı içerisinde girebilir. Yani ben de Trabzonspor'un Abdullah hocanın düşündüğü yapısı içerisindeyim. Takım halinde oynamayı daha çok önemsiyorum ve takım halindeki gelişmeyi hı hı. daha çok e, ben değerli buluyorum ki bunu aslında çok yaptılar. Yani bakıldığı zaman yani böyle ligin bir 10 hafta gerisine gittiğimiz zaman ki bütün oyuncuların içerisine katabiliriz. Oyuncu performansı gerçekten herkesinki yukarıya doğru çıktığını ben düşünüyorum ki Trabzonspor zaten eğer iyi oynuyorsa bunda bu takım bütünlüğünün çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Canin Ekuban performansı istikrarlı bir şekilde gidiyor. Yani özellikle Canin belki skor üretme anlamında Deniz spor maçında en yani pozisyonunda çok yoktu ama yani oyun içerisinde pozisyon üretme arkadaşlarından o cihazası etrafındaki ilişkisi bence çok doğruydu. Her geçen performansını çok daha öne çıktığını düşünüyorum. Genel takım olarak bakıldığı zaman eksiklerinin çok çok daha demeyeyim ama aza indirdiği bir dönem yaşıyor Trabzonspor bu dönem. Hocam bir son olarak Beşiktaş'ın Konya maçıyla alakalı birkaç görüş de almak istiyorum sizden. Kritikte bir 3 puanlı sahibi oldu Beşiktaş. 70 dakika 10 kişi oynadı. Tabi Rozya'nın orada performansını ön plana çıkartıyoruz. Şimdi Ama eksik kalmasına rağmen güzel bir futbol ortaya koyduğunu gördük dün Konya Spor karşısında. Hafta içerisinde de Perşembe günü bir kupa maçı oynayacak yine aynı rakibiyle beraber. Peki bu gelinen noktada Beşiktaş'ın oyunu şampiyonluk için yeterli mi size göre? Bir kenetlenme, bir ya, arzu, istek varsa da bireysel performanslara baktığınızda. Ben Gerçekten yani aslında Beşiktaş-Trabzonspor maçından sonra e, yani ben çok hak edilen bir e, olumsuzluk içerisine sokulmasına bana çok tuhaf geldi. Yani Antalya'da belki kazanılmayan bir maç var. Yani oradaki e, oyuna bakıldığı zaman gerçekten o oyunları açmak çok kolay değil. Oyun içerisinde Trabzonspor'da zorlandı. Başka takımlar da zorlanacak. E, Antalya Spor yani e, oyunu her geçen hafta daha da e, güçleniyor diyebilirim. Çünkü Beşiktaş tarafından bakıldığı zaman yani e, yani bir anda Beşiktaş'ı sanki yarışın dışında kalacakmış gibi bir durum içerisine sokmak e, yani Beşiktaş'ı daha böyle bir olumsuz hale getirmek diye miyim de e, sanki o eski gücünü kaybetti yani bu bir maç iki maçtan yani bu, bu tip e, yorumlar gerçekten bana çok tuhaf geldi. Yani Hatta Sergen Hoca'nın da dünkü yorumu tekrar e, geriye döndük, tekrar yarışın içerisindeyiz e, demesi yazdı. Bu takım iyi oynuyor. Bu takım yani baktığı zaman ligin bence e, en beraber oynamaya çalışan, en doğru oynayan e, bir oyuncu grubundan oluşuyor. Ve çok istikrarlı. Yani geçen seneden beri Sergen Hoca'nın yaptıkları gerçekten çok değerli. Yani o yüzden 5 e, Beşiktaş'ın yani hem Selgin Hoca ile beraber hem e, içerideki oyuncularla beraber birazcık daha sakinliğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bence e, oyunları çok önemli ve çok değerli. E, dün bakıldığı zaman oyunda 10 kişi kalmalarına rağmen her şeyi yapabilecek, e, pozisyonun içerisinde olabilecek her türlü e, o e, ilerideki oyunu denediler. E, yani gerçekten çok güçlü bir oyunları var. Evet rotasyon kullanıldığı zaman, bazı oyuncuların performansları e, takıma e, bir değer katmıyorsa zorlanıyorlar. Yani ben yani bu anlamda dün tabii ki İlkay için sahada oluşu e, Trabzon evet. e, Beşiktaş'ın o anlamda e, bence gücünü biraz aşağıya çekti. Çünkü Beşiktaş'ın en önemli en değerli bölümü ben orta saha olduğunu düşünüyorum. O Atiba Mensa, e, Josef üçlüsü e, yani orası bozulduğu zaman Beşiktaş şey, sıkıntı yaşıyor. Ama ben Beşiktaş'ın oyunu değerli buluyorum. Beşiktaş e, yani bu ligin bakıldığı zaman istikrar açısından en doğru oyun istikrarını Trabzonspor'la beraber şu an taşıyorlar. Hamdi çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kolaylıklar dileyelim bizlerde de. beraber de Süper Lig'de bu haftanın maçlarını konuştuk. Sevgili izleyenler hem Trabzonspor'un performansını değerlendirdik hem de özellikle Beşiktaş'a da vurgular yaptık. Şimdi